Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Küstüğümüz birisiyle nasıl barışabiliriz? Evet, Müslümanlar arasında dargınlığın süresi en fazla 3 gündür. 3 günden fazla küs kalınması asla caiz değildir. Bu nedenle kişi haklı olsa bile 3 günden fazla dargın kalmamalıdır dargın olanlardan biri diğeriyle konuşmak istediği halde diğeri buna yanaşmazsa konuşmak isteyen üzerinden mesuliyet sorumlu kalkar, konuşmak istemeyen sorumlu ve günahkar olur. Ancak barışmak eğer muhatabımız barışmaya yanaşmıyorsa acaba ne yapmam gerekir diye kendimizi sorgulayalım, hatayı hemen muhatabımıza vermeyelim. Bu açıdan Barışmak için yapılması gerekenleri şöyle bir gözden geçirelim ve eksikliklerimizi tek tek görmeye çalışalım. Sonra da bunları tek tek telafi edelim. 1. Önce kalbimizdeki kin ve nefret ateşini söndürmek, içimizdeki buzları eritmek gerekir. Bu açıdan ilk olarak kalbimizde barışmalıyız. Yani onu sevmeliyiz. 2 hatasını affetmeli, bağışlamalı, hatta unutmalıyız. Hem nefsimizde hem başkasının yanında asla anlatmamalıyız. Yoksa ateş sönmüş gibi görünse bile tamamen sönmezse tekrar alev alabilir. 3. Onu gönülden sevmemiz gerekiyor. Sevgi güneş gibidir. Sadece kendini ısıtmakla kalmaz, karşısında olan her şeyi ısıtır, buzları eritir çiçeklerin, meyvelerin yetişmesine ve olgunlaşmasına vesile olur. Aynen biz de onun gibi müminleri inşallah samimane cidden seversek Allah'ın izniyle muhatabımız bize ısınır, buzları erir, sevgi ve muhabbet ve dostluk meyvelerinin inşallah yetişmesine vesile olur. 4. Yaptığı kötülüğe karşı en iyisiyle karşılık vermek 5 Onun için gönülden dua etmek ve eğer varsa günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarmak gerekir. Esasen bir meyvenin yetişmesi için nasıl ki gerekli kuralları yaparız ama sonucu Allah'a bırakırız. Biz de bu konularda aynen bunun gibi aramızda küslük olan mümin kardeşlerimizle Barışmak için gerekli kuralları, vazifelerimiz yaparız ama ne ile? Bir ibadet şuuruyla Allah rızası için ama sonucu Allah'a bırakırız. Ayrıca kardeşimizin güzel iradesini kullanması için de duamıza devam ederiz. Konuyu bir ayet mealiyle bitirelim. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önceki müminleri bağışla. İman etmiş olanlar için Kalbimizde hiçbir kin ve nefret bırakma.